Sayın Cumhurbaşkanı, hurmatlı prezidentim, Türkiye'ye ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hoş geldiniz. Türkiye ulu ulutluk çiğnine hoş gelipsiz. Zat-ı halinizi ve değerli heyetinizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizde misafir etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Bu sene 10 Ocak'ta gerçekleştirilen seçimlerde kardeş Kırgız halkının %80 gibi yüksek bir oranda teveccühüyle Cumhurbaşkanı seçilmenizden dolayı şahsım ve Türkiye Büyük Millet Meclisi adına tebriklerimi sunuyorum. Yüksek düzeyli stratejik konseyin 5. toplantısı ve ikili temaslar için ülkemize gerçekleştirdiğiniz bu ziyaret, konseyin kuruluşunun 10. senesine tekabül etmektedir. Bu sene aynı zamanda Kırgız Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 30. yıl dönümüdür. Ülkenizin bağımsızlığını ilk tanıyan ülkenin, yani Türkiye'nin meclis başkanı olarak bu güzel vesileyle zat-ı alilerinin liderliğinde Kırgız halkına huzur ve refah içerisinde parlak bir istikbal temenni ediyorum. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız ile birlikte eş başkanlığını gerçekleştirdiğiniz toplantıda imzaladığınız 7 anlaşmayla ülkelerimiz arasındaki stratejik ortaklığın ahdi zeminini daha da kuvvetlendirmiş olduk. Ülkelerimiz ve halklarımız arasında din, dil, tarih, kültür ve medeniyet birliğine dayanan kuvvetli bağlar bulunmaktadır. Dosttan öte kardeş olarak kabul ettiğimiz Kırgız halkının milletimizin gönlünde çok müstesna bir yeri vardır. Türkiye olarak bağımsızlığından bu yana bütün imkan ve kabiliyetlerimizle kardeş Kırgız halkının ve Kırgızistan'ın yanında olmak için elimizden gelen her türlü gayreti sarf ettik. Bu desteğimizi ilk günkü heyecanla ve kararlılıkla devam ettireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı, ülkenizde 11 Nisan'da gerçekleştirilen anayasa değişikliği referandumu neticesinde halkın teveccühüne mazhar olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ve 5 Mayıs'ta göreve başlayan yeni kabinenin hayırlı olmasını, başarılı olmasını temenni ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Kırgızistan Jogorku Keneşi arasındaki mevcut mükemmel seviyedeki ilişkilerimizin, stratejik ortaklığımızın önemli bir parçasını teşkil ettiği kanaatindeyim. Parlamentolarımız arasında 1995-1998 senelerinde imzalanan işbirliği protokolleri ilişkilerimizin parlamenter boyutunu şekillendirmiş. 2011 yılında imzalanan parlamentolar arası mutabakat zaptı ile ilişkilerimizin zemini tamamen kuvvetli bir hale gelmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, başkanları olarak Kırgız Cumhuriyeti Meclis Başkanları ile daima çok sıcak ve yakın ilişkilerimiz olmuştur. Çeşitli vesilelerle ikili, çok taraflı meseleler hakkında faydalı istişarelerde bulunuyoruz. Ülkenizin Tacikistan ile olan sınırının henüz demarkasyonu tamamlanmamış kesiminde Ramazan ayında yaşanan olayları endişe ve üzüntüyle takip ettik. Birbirine komşu iki ülke arasında yaşanan bu krizde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Şahsınızda kardeş Kırgız halkına bir kere daha başsağlığı diliyorum. Olayların cereyan etmesinin hemen ardından Kırgızistan Dostluk Grubu Başkanımızdan detaylı bilgiler aldım. TÜRKBA Genel Sekreteri Kırgız kökenli Altınbek'ten buraya Türkiye'ye davet edip daha detaylı bilgiler durum hakkında gözlemlerini aldım. Gelinen aşamada başta zat-ı alileri ve Tacikistan Cumhurbaşkanı olmak üzere iki ülkenin yöneticilerinin sağduyulu yaklaşımlarıyla gerilimin düşürülmesi ve çözüm için diyalog konularının kanallarının işletilmesi, bu olayların istikbalde tekerrür etmemesi bakımından güven vericidir. Küresel salgının menfi etkilerine rağmen ikili ticaret hacmimizde geçtiğimiz sene büyük bir düşüş yaşanmamıştır. Dün Sayın Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı üzere, İkili ticaret hacmimizin daha yüksek bir seviyeye taşınması için gereken irade ve altyapı hali hazırda mevcuttur. Bu çerçevede ülkelerimiz arasında 1 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmanın mümkün olduğu kanaatindeyiz. Türkiye'nin kardeş Kırgızistan'ın sosyal ve ekonomik bakımdan kalkınmasına yönelik desteği, eğitim, kültür, sağlık alanlarında işbirliği projeleri artarak devam edecektir.
Bu çerçevede TİKA tarafından Bişkek'te inşa ve tefriş edilen Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi'ne ilişkin anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yürürlüğe girmiş. Yakında hizmete girmesi beklenen bu hastanenin ülkenize hayırlı olmasını, hastalarımızın burada görecekleri tedaviyle şifa bulmasını Allah'tan temenni ediyorum. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünde demokrasimizin beşiği, milli iradenin timsali Gazi Meclisimiz, bu bina savaş uçaklarıyla hedef alınmış ve FETÖ tarafından bu binaya 3 bomba atılmıştır. Sivil toplum maskesiyle eğitim kurumları ve ticari kurumlar maskesiyle esas niyetlerini saklayan bu uluslararası yeni jenerasyon terör örgütünün gerçek yüzü 15 Temmuz'da milletimiz tarafından görülmüştür. O gece meclise bomba atan pilotların masum çocuklarımızı emanet ettiğimiz okullarda, kolejlerde ki öğretmenler tarafından talimatlandırıldığı mahkeme kararlarıyla ortaya çıkmıştır. Ankara'daki meşhur Anafartalar Koleji'nin müdür ve öğretmenleri bu hain pilotlara talimat verirken askeri üste yakalanmışlardır. FETÖ'nün birinci hedefi Türkiye olmakla beraber faaliyet gösterdiği bütün ülkeler için bir güvenlik riski teşkil ettiği kanaatindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dün gerçekleştirdiğiniz ortak basın toplantısında FETÖ'nün her iki ülke içinde milli güvenlik tehdidi oluşturduğuna dair hemfikir olduğunuzu beyan etmesini bu bağlamda memnuniyetle takip ettik.